İngiltere enflasyona dur demek için faiz artırdı. İngiltere Merkez Bankası en son 2009 yılında %1'i görmüş faiz oranını bugün yine %1'e çıkardı. Kararda 13 yıl önceye dönüşün ana nedeni ise enflasyonla mücadele olarak açıklandı. %25 artış kararının ardında 6 banka yetkilisinin oyu var ama diğer 3 üyenin piyasada artan fiyatlarla ilgili endişelerin nedeniyle %50 artış yapılmalı şeklindeki oylarının varlığı da açıklamaya not olarak düşüldü. Durumun keskin bir yavaşlama olarak ifade edilmesine rağmen bir resesyon beklentisi olmadığı belirtildi. Ancak tahminlere göre ekonomi yıl sonunda %1 küçülecek. Enflasyonda %7'yi görerek 30 yıl öncesine dönen İngiltere'de endişelerin arttığına tanık olunuyor. Evlere giren enerji faturalarının masrafları ortalama 700 sterlin eklemesi ve akaryakıt zamlarıyla beraber alışverişlere yansıyan rakamlar hane geliriyle karşılanamayacak noktaya gelince geçinemiyoruz sesleri yükselmeye başladı. Enflasyon rakamlarının yıl sonunda %10 sınırını geçme endişesini belirten Merkez Bankası'nın bugünkü kararı finans piyasalarında daha önce tahmin edilen bir rakam olarak belirlendi. Aralık ayından beri bu 4. faiz artışı. Kararın nedeni tıpkı başka ülkelerin merkez bankalarında da belirtildiği gibi dünyayı etkisi altına alan enflasyon rüzgarı olarak açıklandı. Bu hafta başı Hindistan ve Avustralya merkez bankalarından da faiz artırma kararları gelmişti. Son 10 yılda bu şekilde peş peşe faiz artırımı kararının gelmediği altı çizilen bir diğer başlık. Artan gıda fiyatlarında akaryakıt zamlarının etkisinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş da neden olarak gösteriliyor. İngilizlerin özellikle online harcamaları azalttığı, bazı TV platformu aboneliklerini iptal ettirdiği epeydir gündemde. Faiz oranındaki artış ipotekle ev sahibi olanlar için de kötü bir haber olarak değerlendiriliyor. Çünkü bazı krediler değişken oranlı faizle alınmış olabilir. Borç verenler yükselen borçlanma maliyetlerini mortgage taksitlerine yansıtma eğiliminde olduğu için bu enerji faturaları gibi hane halkı masraflarına yeni bir yük olarak değerlendiriliyor. Bankada birikim olanlar içinse durum tam tersi. Eğer paraları değişken oranlı hesaptaysa faiz artışı onlara ek kazanç sayılabilir. Kararla ilgili finans kuruluşu temsilcilerinin çoğunun görüşü hane halkının belinin daha da büküleceği şeklinde. Onlara göre Merkez Bankası'nın %25'lik bir artışla faizi %1'e taşıması küresel enflasyonla baş ederek bir geri çekilmeye neden olmaya yetmez. Olsa olsa faturalarını ödemek için borca girecek olanlara daha da yoksulluk getirir. Kararın ardındaki Merkez Bankası'nın Para Politikaları Komitesi risklerin farkında olduklarını belirterek gelen verilerin değerlendirilmeye devam edileceğini bildirdi.